27 Temmuz 2018'de yola devam ediyoruz. Arnavutluk'ta Elbasan'dan çıktık şu anda. Ohri gölüne doğru yaklaşıyoruz. Fakat biz Ohri'ye girmeyeceğiz. Ohri'ye gelmeden önce Ohri'nin doğu batı tarafıyla beraber Yunanistan'a giriş yapacağız. Yaklaşık şu anda 140-150 kilometre Yunanistan sınırına bir yolumuz kaldı. Fakat yol aynen bu şekilde dar ve galiba arızalanmış mı? Tır galiba arızalanmış. Onun için durmuşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Virajlı ama güzel, değişik bir yol işte. Arnavutluk sınırlarının içerisinde devam ediyoruz ama her an her yerden bir polisin çıkabileceği de göz ardı edilmemeli. Çünkü bir ağaç arkasından çat diye elinde işaret levhasıyla birlikte bir polis çıkabiliyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Trafikte her zaman zaten dikkatli olmak zorundayız. Biraz önce bir kaza gördük. Yani o kadar virajlarda hıza gerek yok bence. Çünkü arabayı hakim olamıyorsunuz. Sonra ya sağ tarafa ya sol tarafa yatırıyorsunuz. Ya da gidip başkasına vuruyorsunuz yani. İşte şurada ağacın arkasında ve burada göründüğü gibi. Polis abim hemen yukarıda birisi bekliyor bazen. Sonra bu arkadaşlara haber veriyor. Bu arkadaş da gereğini yapıyor. Önümüzde bir Mercedes vardı. Daha Tiran'a girmeden önce. Adamın yani şu anda mesela sollama yasağı var. Yolda direkt çizgilerden dolayı. Yol müsait de aslında. Karşı tarafı da görebiliyorsunuz. Fakat yol tek bu şekilde sollama yasağı olan bir bölge. Mercedes öndeki aracı solladı. Yaklaşık 300 metre gittik. Hemen durdurdular. Yani nereden ne çıkacağı belli değil. Onlar da demek ki bu olayın farkındalar. Sollama yasağı var ama sollanabilir pozisyonda bir yer olduğunu biliyorlar. Oraya kuytuya çekilmişler yani. Müslüman bir bölge. Gördüğüm kadarıyla birçok yere camiler de gördük. Yolda giderken. Sakin sakin gidiyoruz yani. Bugünkü hedefimiz Kavala'ya varmak işte. Kavala'da konaklayacağız ertesi gün. Zaten birkaç sefer gittiğimiz yer, pek gezmeyi de düşünmüyoruz. Direkt konaklayıp. Çünkü gece yolculuk yapmak pek iyi bir şey değil açıkçası. Oradan Türkiye'ye gireceğiz yani. Ama çok fazla polis olduğu kesin. Yani Arnavutluk gördüğüm kadarıyla bir yani her yerde bir polis var. Bir o kadar da kuralsızlıklar da var tabii. Çünkü Lüksemburg'u gördük, Hollanda'yı gördük, Almanya'yı gördük, Brüksel'i gördük. Avusturya'yı gördük. Yani bunların içerisinde
şu yaya geçidindeki olay veya döner kavşaktaki kurallar, buraların hiçbirinin yeri yok. Bizde